Herkese yepyeni bir alışveriş videosundan selam canlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere uzun zaman sonra tekrar Shein alışverişimi paylaşacağım. Güzel şeyler almışım, yani dün açtım bu arada, dayanamadım paketler. Çünkü günlerdir kapalı bir şekilde duruyordu. Hepsini paketinden çıkardım ve şimdi size kolay bir şekilde göstereceğim. Hepsini gösterdikten sonra benim olan parçaları da artık üzerinde deneyip göstereceğim. Umarım video hoşunuza gider. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Videoya giriş yapmadan önce hemen indirim kodumu aşağı giriyorum sizler için. 29 euro üzeri alışverişine %15 ve 69 euro alışverişin üzerine de %20 alabilirsiniz. Alta zaten aldığım tüm şeyleri linkleyeceğim. Aynen linkleyeceğim. Kodumu falan da bırakacağım. O yüzden şimdi videoya giriş yapalım. Öncelikle şu yeni aldığım kupaları size göstermek istiyorum. O kadar tatlılar ki, yani bayıldım gerçekten. İlk şunu göstereyim. Bu tam bugün üstüme uyum sağlıyor. Shein'den böyle tekli kupalar almayı gerçekten çok seviyorum. Beni tanıyan bilir ki tam bir kahve bağımlısıyım. Yani o yüzden böyle hani değişik değişik kupalar bana, bilmiyorum, motivasyon veriyor, kendimi iyi hissettiriyor. O yüzden sık sık yeni bardak alırım aslında. Burada da yazıyor ki Better Coffee, Better Life. Yani aşırı tatlı bir bardak, şöyle ayıcıklı. Fiyatı da bayağı uygundu. Bunun linkini de size bırakacağım. Çok çok güzel. Şimdi diğer ikisini hemen göstereceğim. Ondan sonra zaten kıyafetlere geçeceğiz. Ondan sonra şöyle bir tane kupa aldım. Bu da gerçekten dev gibi. İçinde hem bitki çayı içebilirim hem kahve. Yani sabah kahveleri için gerçekten harika. Şu renklere bakın. Bayağı güzel. Bu arada ben bu videoyu şu an çekiyorum ama kodum bir hafta sonra aktif olacağı için ben bu videoyu birkaç gün sonra paylaşacağım. Yani çektikten birkaç gün sonra. Onu da belirteyim. Bu da çok güzel ya. Gerçekten bayağı güzel. Sonra şu yeşil de favorim oldu. Yani bilmiyorum, aşırı tatlı, rengi, duruşu, şöyle deseni falan çok hoşuma gitti. Ve bunun böyle tabağı da var şu şekilde. Hem çay için hem kahve için gerçekten ideal. Hani set halinde de yani çok alıp biriktirebilirsiniz ama ben böyle değişik kupaları tekli halinde gerçekten çok seviyorum. Aşırı minnoş duruyor. Bunu da gerçekten çok sevdim. Yani bu üçünü aldım. Şimdi bunlar burada dursun. Hatta biraz geriye çekeyim. Çünkü şimdi kıyafetleri göstereceğim. Zeyd Mirza'ya da aldım. Kendime de aldım. Akif'e de aldım. Yani karışık bir alışveriş videosu geliyor. Hepsini sepete koydum. Sepete getireyim. Sonra hemen başlayalım. Şu sepete bakar mısınız? Bunlar hepsi yeni ürünler. Hepsini şimdi size tek tek göstereceğim. Böyle çok durduğuna bakmayın. Aslında içinde böyle montlar falan da olduğu için bayağı şey duruyor. Kabarık duruyor. Taşmış gibi duruyor ama oluşumu aldım bayağı. O yüzden onun eşyaları da var. Şimdi ilk ne yapalım? Kendi eşyalarımı mı göstereyim? Neyse, elime ne geçerse onu göstereyim. Şöyle bir şey aldım. Ne deniliyor buna? Veste. Yani bir üst aldım. Yani hem pantolonlarla hem saten eteklerle bence çok güzel durur. Bakın şöyle lacivert. Ha, şimdi daha güzel ışığı. Ve bu gümüş detaylarına bittim gerçekten. Ve inanmazsınız ama aşırı kaliteli geldi. Yani o kadar kaliteli geldi ki wow, yani. Bayağı güzel duruyor. Çok sevdim. Hatta ve hatta lacivert bir etek aldım. Acaba ondan olur mu bu? Saten lacivert, yani bence çok şık bir kombin yapılabilir. Hem spor bir kombin de yapılabilir. Bayağı güzel yani, bunu beğendim. Onun dışında aynı kumaştan şöyle uzun kollu bir tane almıştım. Ama maalesef çok büyük duruyor yani, bakın. Ben bunu hani vücuda oturur diye düşünmüştüm. O yüzden bunu kime verebilirim inanın bilmiyorum. Bakmam lazım. Böyle bakın. Çok güzel ama böyle beige ve burada yine düğmeleri var. Aşırı tatlı bir kumaşı var. Yani yumuşacık gerçekten. Bunu da severek almıştım ama bayağı geniş duruyor, bilmiyorum. Böyle. Sonrasından bu arada bir karanlık oluyor ve ışık oluyor. Buna bayıldım. Sadece keşke bir tık
büyük alsaymışım. Bu kaç beden? 36. Niye 36 almışım ki? Ben normalde deri montları hep daha şey alıyorum. Daha büyük alıyorum. Ama rengi falan çok güzel. Bakın detayları, şöyle kemer detayı var. Bunu hemen üstüme giyeyim. Tabii şu anki kombinle çok çok alakasız. Sadece size göstermek istedim. Zaten crop bir ceket. Şöyle yandan düğmesi var ve aşırı tatlı duruyor böyle yandan olması. Şimdi aynaya bakıp şu takıma çalışacağım. Hani siz de bir görün diye. Şöyle herhalde. Yani böyle deri trench coat gibi bir şey. Yani trench coat şeklinde kesilmiş. Böyle belden bağlamalı. Fakat şu an şurayı beceremedim ama rengi çok güzel yani. Crop olduğu için de bence güzel kombinlenir. Bunu da çok sevdim de bunu bir numara büyük alabilirmişim. Çünkü ben böyle deri şeyleri de yani sadece deri değil aslında. Ceketleri hep oversize alıyorum. Bilmiyorum, daha çok hoşuma gidiyor. Böyle dar oturmasından daha çok hoşuma gidiyor da. Neyse, çok güzel ama kesimi falan bayağı beğendim bunu da. Ondan sonra bir etek aldım. Kot etek. Bu sanırım 3. kot eteğim. Yok, 3. değil. Yani bu renkte, kot renginde 3. ama beyaz ve gri renginde de var bende. Çok seviyorum böyle uzun kot etekleri. Çok güzel kombinlenebiliyor. Yaz kış bence güzel oluyor. Severek de giyiniyorum vallahi, ne yalan söyleyeyim. O yüzden böyle bir tane renginde aldım. Ve bunu almamın nedeni de şu kesimi. Dün denedim, çok güzel oturdu. Bakın şurası böyle yukarıda kalıyor. Zaten bu kesim şeyleri biliyorsunuzdur. Bayağı uzun, altı böyle kesilmiş gibi bir şey var. Aşırı güzel duruyor. Yani çok sevdim. Sonra hatta size üstümde göstereyim. Bu tişörtte de bence çok şeker olur. Bayağı güzel bu. Bunu da çok sevdim. Sonrasından bir tane kot pantolon aldım. Ve size garantisini verebilirim ki o kadar güzel oturdu ki. Normalde bazen hani bol geliyor arkası veya önü. Ama bu tam oturdu. Hangi seriden olduğunu bilmiyorum ama linkleyeceğim zaten. Bedeni de 34 olması lazım. Çok güzel oturdu. Sadece bende maalesef boydan biraz kaybediyorum. Çünkü boyum 1.60 küsür, yani 1.62 sanırım. Tam emin değilim ondan da ama bir tık uzun geldi. Şöyle bol paçalı mamçin. Bayağı güzel yani. Ay, boyfriend tarzında. Güzel oturuyor yani. Bir de high waist, yüksek bel. Hani vücudu güzel toparlıyor bence. Bu renkte de pek pantolonum yok zaten. O yüzden böyle bir şey aldım. Bu arada nefes nefese kalmam dışında hiçbir sıkıntı yok. Onun dışında bakalım. Şöyle bir etek aldım kendime. Bu da çok tatlış. Bakın. Tam böyle okul üniformasının eteği gibi. Ben bu eteklerin altına şey giyiyorum. Kış aylarında genelde zaten böyle etekler giyiyorum. Çünkü yazın giymiyorum bu şekilde. Kışında böyle kalın çoraplar oluyor ya, hani içi yünlü, dışı böyle ten renginizmiş gibi duruyor. Onlarla bence çok tatlı oluyor ve insan üşümüyor gerçekten. O yüzden kışın etek giymeyi çok seviyorum. Böyle bir tane aldım. Bunu da kombinleyince artık üstümde görürsünüz. Bu da çok tatlı. Sana bir etek daha aldım. Bu da, bakın durun düğmesini kapatayım, öyle göstereyim. Bunu denedim. Çok güzel, farklı, fakat beli biraz bol geldi. Yani arkasından bayağı boşluk vardı da bu kaç beden acaba? Ay, ben bunu niye 36 almışım? Şu an anlam veremedim. Sanırım biraz uzun olsun diye mi öyle düşündüm acaba, bilemedim ki. Belli maalesef bol geldi. Ama bir şekil kombin ederim. Şöyle şey, krokodil neydi ya? Ha, timsah desenli bir etek. Böyle mat deri, parlak bir deri değil. Şu şekilde düğmeleri var. Şöyle düşündüm, hani arkası bol ya. Yine şöyle giyerim. Altına güzelce o çorabımı giyerim, kazak giyerim, önünü koyarım ve arkasından hani kazak böyle dışarıda salkıyor ya. Eteğin arkasına şu şekilde kıstırırım dedim. O yüzden hani belli olmaz, üstüne bol salaş bir kazakla kombin edersem bence aşırı şık olur ve çizmelerle falan. Bunu da çok sevdim. Sadece dediğim gibi biraz büyük. Onun dışında bunu daha hiç açmamışım.
Böyle hırkalarda hani evde de çok giyiniyorum yani, seviyorum. Bir tane pembiş pembiş alayım dedim ama rengi bayağı cırtlak geldi. Ama çok tatlı bir kazak. Bakın şöyle omuzları düşük gibi. Sadece rengini böyle beklemedim ama onun dışında gerçekten tatlı yani. Hani kot pantolonlarla da bence aşırı minnoş olur. Ama şu an yapamıyorum. Tişörtün üstüne denesem komik olur da. Neyse bir merak ettim, durun. Ay kolları çok güzel. Bakın. Böyle kolları çok seviyorum. İspanyol kol mu deniliyor? Ne deniliyor? Ay kız. Rengi çok tatlı ama yine de. Tabii şu an asla ve asla bu tişörtle olmadı ama bakın. Göstereceğim. Bakın şöyle omuzları açık düşünün. Şu şekilde. Altına da bir kot pantolon bence aşırı minnoş. Sadece rengi dediğim gibi bayağı böyle pembiş pembiş ama güzel. Şu an altındakiyle ciddiye alamıyorum pek ama tatlı yine de. Başka renkleri var mıydı? İnanın hatırlamıyorum ama kesin vardı yani. Bunlar sanırım bana aldıklarım, başka çıkar mı bilmiyorum. Zeyde aldıklarını göstereyim. Zeyde şöyle bayağı bir oversize kazak aldım. Tam kışlık yani. Çok kalın. Bakın soğuk günlere birebir yani. İnanılmaz tatlı, inanılmaz tarz duruyor. Şu şekilde bir kazak. Bayağı beğendim. Gerçekten de kalitesi çok güzel geldi bu kazağın. Şöyle içi de yumuş yumuş bakın. Bunu kışın giydiririm gerçekten. Şu anki havalara göre çok kalın ama bir tane böyle kalın kazağı olsun dedim. Üstüne geçirmelik. Onun dışında oğluma bir takım daha aldım. Bu da çok tatlı duruyordu. Üstü böyle bakın. Şu şekilde mavi kolları var burası. Yine böyle krem tonlarında. Bir de böyle altı var. Bakın. Şöyle. Zeyd Mirza'ya bu arada hep 6 yaş alıyorum ve tam oluyor. Hatta bazı şeyler hani artık az çok biliyorum Shein sitesi nasıl, kıyafetleri falan. O yüzden bazen hani 7 yaş alıyorum anca oluyor gerçekten. Her neyse. O da Zeyd Mirza'nın, sonra oğluma şöyle tatlı yağmur çizmeleri aldım bakın. Aşırı tatlı duruyor bunlar da. Tam böyle yağmurdan korumalık yani. Karda kışta giymelik. Çok minnoş duruyor. Bunu da sevdim. Bu şekilde siyah tercih ettim bu sefer. Böyle. Ondan sonra bunu da Zeyd'e aldım. Çok sevindi bu arada. Dedi ki aynı babanınki gibi. Böyle o kadar sevindi ki size anlatamam. Çok böyle seviyor giyinmeyi, süslenmeyi. Aynı anasını da çekmiş bu konuda. Ve size yemin ederim, bana hep ne diyor biliyor musunuz? Anne kombin çekeceğiz mi? Hep böyle sorular soruyor yani. Artık çocuk da göre göre benim gibi şöyle şey oldu. Bakın. İçi yumuş. Çok tatlı. Ha, bana bir şey daha çıktı ve bu favorilerimden birisi. Çok güzel bir hırka bakın. Leopar bir hırka. Ve en güzel detayı da şuradan böyle saten şeyler var. Bağlamak için ipleri var böyle. Şu an bir örnek göstereceğim size. Şu şekilde bağlanıyor işte. Ay ne biçim bağladım. Neyse. Bir de bu tarafta da var yani iki tane şöyle. Çok güzel bir hırka ve inanılmaz güzel bir kalitesi var. Bunu da çok çok sevdim. Sonra Zeyd'e, ay bu da Zeyd'e aldıklarımdan favorim. Bakın şöyle bir kazağı var. Siyah beyaz. Üstünde de şöyle Sunday yazıyor. Bayağı güzel. Sunday değil mi? Aynen. Yeşil. Bir de altının böyle yeşil olması bence çok minnoş. Bakın. Tam böyle kreşte giymelik rahat takımlar. Allah telefonu çalıyor. Durma. Onun dışında şunu da Akif'e aldım ama henüz denemedi. Yani bilmiyorum beğenir mi ama şöyle içi yumuş, şöyle siyah ve böyle kahve detayları var. Hani bu montlar artık biliyorsunuz her yerde de satılıyor. Bunu ona aldım da biraz gözüme büyük geldi, bilmiyorum denesin. Eğer olmazsa
Ne bileyim, kardeşlerinden birine de verebilir hani, onlara eğer olursa. Bu şekilde bir tane daha almıştım Arife de, onu dolaba astım, neyse. Yine de linkledim, gri bir tane aldım, o da çok tatlı. Aldıklarım bu kadardı. Bunlar bir de düşünün yani, Zeyt Mirzankilerini hep yıkayıp koyacağım ama kendimkilerde sıkıntı yok, sadece dolapta yer bulmam lazım. Bazı bana soruyorsunuz, Rümeysa nasıl sığdırıyorsun bu kadar şey diye. Şöyle söyleyeyim, gerçekten çok sık ayıklıyorum yani giymediklerimi, artık tamam hani bunu bir daha giymem dediklerimi ayıklıyorum. Ama bir şey öğrendim ben hani, giymediğim kıyafetleri konteynerlara götürüyordum ya işte ihtiyaç sahiplerine. Ve şunu öğrendim, yani doğru mu bilmiyorum ama eğer öyleyse gerçekten çok üzülürüm. Çünkü bir sürü böyle yeni kıyafetler de koyuyordum. Yani şöyle yapıyorlarmış, o konteynerda iyi olanları alıyorlarmış. Flowmark'ta götürüp satıyorlarmış ve kötüleri de herhalde ne yapıyorlarmış? Ve onlara mı veriyorlarmış acaba ihtiyaç sahiplerine, ya da çöpe mi atıyorlarmış? İnanın bilmiyorum ama bir takipçim öyle yazmıştı. Yani emin olamadım ben de. Eğer bir bilginiz varsa veya güvenilir bir yere bağış yapabileceğim bir yer varsa onu da yorumlara yazın, bu arada Viyana'ya geçerli. O şekilde ayırıyorum vallahi, yoksa imkanı yok ki ben de sığayım. Hani bir yandan da işim bu sonuçta. Hep yeni şeyler tanıtıyorum mecburen. Ay şarjım da bitiyor ve niye doldurmadım ki? Bir şey deneyecektim. Şu pantolonla eteği deneyecektim aslında. Diğerleri çok da şey değil de, bunların oturuşunu size hemen göstereyim şarj bitmeden. Canlar, eteği hemen şöyle göstereyim. Bunun üstüne ben böyle dapdar bir body giymeyi tercih ederim. Şu şekilde kesimi böyle bayağı böyle uzun, bakın. Aşırı minnoş duruyor bence. Seviyorum böyle uzun etekleri çünkü çok tarz duruyor bence böyle. Hoşuma gidiyor. Şu şekilde sadece kombin şu an berbat ama eteği hemen göstereyim dedim. Bir de pantolonu göstereceğim.